çok elzem noktalarda izine ihtiyacımız olabilir. Bu izinlerde çok keyfe keder olmakla birlikte program süresinin onda biri kadar izin verebiliriz. Bunu işte hocanıza söyleyeceksiniz. Hocanıza yazılı olarak size bu izni verecek. Ama bu süre hiçbir şekilde program süresinin onda birlik kısmını aşmayacak. Ders saat olarak bakarsak ne yapar? 50 saat yapar. İzinli olduğunuz süre içerisinde yine o ücret ödüyor musunuz? Yok. Kursa gelmedikleri günler için. Yani programın dışına çıkmaması için onda biri geçmemesi gerekiyor. Evet. Onda birlik süreyi açtığınızda, bu halk eğitimde 5'te 1'dir yanılmıyorsam. Onda birlik süreyi aşmamanız lazım. Yani 550 saat programsa, yani 500 saat programsa yani geldiğiniz gittiğiniz masrafınız oldu, yemek yediğiniz masrafınız oldu. Bu masrafı karşılamak için ödüyor devlet. Dolayısıyla gelmediğiniz gün için bu ödemeyi maalesef alamıyorsunuz. Bu programın önemli kısmı devam konusu. Bu konuda ciddi manada sadakat bekliyoruz programa katılan arkadaşlardan. İnşallah açılacağı için bir fark yaratacaksınız. Bu işin öncüsü olacaksınız. Sizden almış olduğumuz geri bildirimler neticesinde de biz bu tarz eğitimleri yaygınlaştırarak inşallah bu bölgede devam ettireceğiz. Bir şekilde Karadeniz'de Akçabüze'yi yani turizm markası olarak ön plan çıkartacağız. Bu konuda hem yerel yönetim, hem üniversitemiz, hem halk eğitim ve diğer organlar çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah muvaffak olacağız ama hani bu işi yapacak olanlar yine sizlersiniz. Eğer buraya 40 kişi, kontenjanımız 40 kişi şu anda, 40 kişi katılacaksa en az 15-20 kişi bu işi Akçabüze'de yapsın. Çünkü bizim Akçabüze olarak buna ihtiyacımız var. Hasan Ali Bey de söyledi, Arif Hocam'la birlikte 3 yıldır planladığımız, uygulamaya koymaya çalıştığımız bir eğitim. Biz de halk eğitim olarak, devlet kurumu olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ömer Bey sağ olsun kendi bilgi birikimiyle bu konuda zaten kendisiyle farkındalık katıyor. Ben hepinize böyle bir kursu tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa siz cevaplandırın. Ondan sonra buraya kimler gelmiş, bizde bir listesi var. Onları artılarını alalım, yani gerekenleri kontrol edelim. Ondan sonra Hasan Ali Bey'in bize iş kura teslim etmemiz için verdiği 3 farklı belge var, formlar. Bunları da size doldurtturalım. Burada bugün bu işi yapalım çünkü bir daha toplama konusunda tek tek değil. Yeter. Yetmezse de fotoğraf çekeriz. O konuda bu işleri de halledelim. Şöyle bir şey sordum ben Hasan Ali Bey'e. Şimdi bizim kontenjanımız 40. İş kurulu olan kontenjanımız 40. Ama önümüzdeki senelerde böyle bir ihtiyaç olduğu zaman halk eğitim olarak bizim kontenjan diye bir şeyimiz yok, sınırımız yok. Yani bu eğitimler ne kadar talep görürse bu eğitimleri yapmaya planlıyoruz, yapmayı planlıyoruz. O yüzden şu anda iş kurum bize verdiği kontenjan 40. Başka ilçelerde, başka bir yerde, Düzce'de, bu çevrede bu tür kurs şu anda yapılmıyor. Yani iş kurum sağ olsun o konuda bize ayrıca tanıdı. Arif Hoca'nın da o konuda uzun süredir planlamaları var, uğraşları var. Bu anlamda bize bir ayrıca tanıdılar. Akçabüce Deniz Kenarı Turizm Bölgesi olduğu için ayrıca tanıdılar. Biz bu belgelerimizi dolduralım. 40 kişi aşar ise, onların şartlarına uyan 40 kişi aşarsa gerekirse bir kura sistemine gideriz. Ben 40 kişiyi aşacağını düşünmüyorum ilk etapta. Aşarsa onu birlikte herkesin huzurunda bir kura çekim yapar. Kurs kayıtlarımızı kesinleştiririz. Evet, 20 Nisan gibi başlamasını planlıyorduk. Ama bunu işte belki yeni duyanlar olur, tekrar katılmak isteyenler olur diye düşüncesiyle 4 Mayıs, çarşamba günü geldiği için 4 Mayıs, yani Mayıs'ın başına başlatalım dedik. 4 Mayıs çarşambaya geliyor. 4 Mayıs'ta başlıyor. Muhtemelen Ağustos'un hemen başında. Yani ilk haftası 10'unda, 12'sinde falan o zamanlarda bitecek. Biz bunları size tek tek duyuracağız. Ne zaman, hangi dersinizin olduğu, ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ile ilgili bunu duyurularını yapacağız. Zaten Halk Eğitim Merkezi'nin kayıtlarınız var, telefon numaralarınızı alacağız şimdi gelmeyenler için. Onlara biz mesaj sistemiyle bilgilendirmeyi yapıyoruz.
uzun süreli ya da daha kısa süreli günde 10 saat ders yaptıracak şekilde de olabilirdi ama belge önemli. İki devlet kurumunun imzası olacak, İşkur'un ve Halk Eğitim'in. Bu da tabii iş başvurularınızda sizi diğerlerinden farklılığa kesinlikle götürecektir. İş görüşmelerine girenler bilir, bu tip belgeler çok çok önem kazanıyor. Burada olur ya da çok istemiyoruz ama Türkiye'nin herhangi bir yerinde de bu belgeyi kullanarak seyahat ajantalarında kalifiye eleman olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Günlük kurslarda sertifikalar alıyorsunuz, dosyalarınıza koyuyorsunuz. İnanın bu sertifika çok çok daha iyi. Hem eğitim alıyorsunuz hem size yövmiye şeklinde bir ödeme yapılıyor. Hem de iş garantisi noktasında fayda sağlayacak. Birçoğu bizim 8 yıllık gördüğüm öğretim hayatım boyunca ana derslerimizi kendileri. Yani isim olarak sadece Turoktür diye geçiyor. Ama kişisel gelişimden, kişisel bakımdan, turizmdeki insan ilişkilerine kadar birçok eğitimi içinde barındırıyor. Evet, uzun süreçli ve zor bir program. Ama bu işin güzel tarafı da hocalarımız bahsetti, Hasan Bey de bahsetti. Hem İşkur hem de Halk Eğitim destekli bir modül ve sertifika olacak. Yani sizler herhangi bir iş başvurusu yaptığınızda veya kendiniz bir iş yeri açtığınızda sanki o liseyi okumuş gibi, sanki o turizm üniversitesi gibi o belgenizi duvarınıza asabileceksiniz ve kullanabileceksiniz. Bu işin en güzel tarafı uygulaması ağır olan bir ders. Yani şahsen benim gireceğim birçok derste oturup da size işte şu şöyle oldu böyle oldu daha ziyade uygulanmış ve uygulayacağımız noktalara çok fazla değineceğiz. Çünkü turizmin gereği bu. Hem okuyarak hem de yaşayarak öğrenmek. Yani ben dün Kapadokya'daydım, bugün buradayım. Bu bölgenin de çok fazla bir yoğunluğu var. Bu sene biraz daha artacak çalışmalarımızla. Sizlerin de buna katacağı enerjiyle beraber daha da iyi olacak. İşte Atilla Bey kendisi burada. Cumartesi pazar günü 300-400 kişiye yakın kişiyi bu bölgede gezdirdi. Kendisi Turizm Derneğimizin üyesi, Tükürlüğü'nde. Artı olarak sizler de bu eğitimi aldıktan sonra gerekse birebir insan ilişkileri konusunda yani kısacası turizmle alakalı ana tema ne varsa, temel taşlar ne varsa öğrenmiş olacaksınız. Tabii de bu algıyla alakalı bir nokta. Siz öğrenmek isterseniz. Çünkü turizm diğer sektörlerdeki gibi uygulama noktası daha fazla olan ve isteğin olması gereken bir sektör. İşinizi severseniz ya da bu mesleği severseniz başarı elde edebileceğiniz bir noktadaki bir sektör. Meslek daha doğrusu. Bu bağlamda düşünün. Bu bağlamda bu kursa katılmayı kafanızda değerlendirin. İşin en güzeli İngilizce eğitimleri bu kapsam içerisinde var. Biliyorsunuz ki şu an Düzce bölgesinde, Akçay Hocam fazla yok ama Düzce bölgesinde bu ders kapsamı, ders modül kapsamında alacağınız eğitimi paranızla almaya kalksanız minimumda 500-600 lira yakın bir ödeme yaparak, o da hangi kurs, iyi bir kurs olursa 1000-1500 lira yakın bir ödeme yaparak bu eğitimi alacaksınız. Sadece İngilizce kısmından bahsediyorum ki mesleki boyutundan bahsetmiyorum bile. Benim şahsım sadece İngilizce öğrenmek isteyen ve birebir İngilizce noktasında bilgilendirmek olmak istemiyor da kursa katılabilirler. Çünkü o kurslarımız da şey olmayacak. Hani oturup burada İngilizce ana eğitim aldıktan sonra bizler çıkacağız dışarıya. Orada da uygulama olacak. Çünkü mesleki İngilizce'de dediğimiz kavram da bu model içerisinde var. Yani birer müşteri olarak restoranlara, buradaki tesislere giderek hatta buradaki gelen turistleri birebir bizler gezdirerek uygulama seçeceğiz. İngilizce boyutunda da. Yani her alanında uygulaması olan bir ders modülü. Dediğim gibi sizlerin bu mesleği sevmesiyle daha da renklendirilecek, daha da güzel hale gelebilecek bir ders modülü. Burada dediğim gibi hem Hasan Hoca hem de Ali Hocam bu konuda çok fazla zaten sağ olsunlar örnek oldular. Açılmasını çok sağlam çalıştılar. Zaten İşkur Hasan Bey de bu konuda sağ olsun çok ilgilendi. Gerçekten işin altyapısında daha doğrusu işin şu anda biz gene meslekten örnek vereyim. Sizler şu an bir kaliteli restoranattasınız. Önünüze gelen yemeğe şu anda bakıyorsunuz ama işin arka tarafında, mutfak kısmında o yemeğin hazırlanmasına çok büyük bir emek var. Sizlerin de katkısıyla bu yemek çok daha güzel bir hale gelecek. Bu bağlamda düşünün, tekrar söylüyorum. İnşallah hayırlısı da başlar ve güzel geçer. Ben güzel şekilde başlayacağına ve güzel gideceğine inanıyorum.
sormasının bir şeyi varsa da devamlı ben bölgedeyim, sahadayım ve her tarafta, yani turizm anlamındaki her tarafta beni görebilirsiniz.